Evet arkadaşlar, hepinize yepyeni bir videodan daha merhabalar. Bugün PUBG Mobile'in yeni oyunu, yani Tencent'in yeni oyunu olan Undawn ile karşınızdayım. Daha ayın 13'ünde indirmeler açılmıştı. Ayın 13'ü indirdim ben ama girememiştik, sunucular açık değildi. Artık sunucular açık ve ilk oyunumuzu oynayacağız. Nasip de varsa? Bu kadar. Ben de sizlerle beraber ilk kez deneyeceğim. Daha girişten video kaydını başlatmaya karar verdim. Burada duyurular var, işte Undawn dünyası nihayet geldi falan diyor. İşte bunu isterseniz okuyabilirsiniz, şu şekilde ben geçeyim. Ama çok fazla var. Evet, bitti. Çıktık kayıp şehri. Bu sunucu kayıp şehri seçtim. Daha gizemli geldiği için alakası var mı bilmiyorum. Belki sunucu adı sadece öyledir. Ama içeride kayıp şehir falan yoktur belki de. Devam etmek için bir yere dokun. Şimdi... Şimdi ben karakterimi daha aynı 13'ü zaten düzenlemiştik. Düzenlemiştim. Bu anlamda şimdi üyesi bulundu kullan. Evet, karakterimi daha öncesinde düzenlemiştim zaten dediğim gibi. Bu karakteri bu şekilde yapmamın nedeni de tamamen kendimi oyun içerisinde adet etmeye çalıştım. Yani kendim bir şekilde düzenlemeye çalıştım aşağı ve yukarı. Bilmiyorum, belki kendi görselimi falan koyarım eşleştirme amaçlı ama belki de koymayacağım ama koyabilirim yani. Yani kendimi yapmaya çalıştım ama az çok yani. Sen ne anlatıyorsun be abla, gözünü seveyim be abi. Hadi oyuna girelim hadi. Oyuncu ismi diyor. Şimdi benim normalde bu kanalın ismini yazacağım ama şey olsaydım Ghost of Warrior yazacaktım. Diğer kanalda ama diğer kanala çekmeyeceğim. Diğer kanalda video atmadım bu arada. MS nokta koyamıyoruz bu arada. MS Gaming diye yazalım ve görelim. Tarihte benzerini görmediğimiz bir felaket bizi bitmez bir yolculuğa çıkardı. Kuzgun Radyosu'nun mesajları tek rehberimiz. Evet, girişe geldik efendim. Bakalım neler olacak. Böyle karakterimiz arabayla geliyor. Oyunda kasman var yoksa bana mı öyle geldi? Sanki hafif. Yani çok hafif gibi. Çok önemli değil. Evet. Araba alev aldı. Arabanın alev alma efekti çok da iyi değil bu arada. Çok sevmedim. Arkadan bir abi geldi. Bunlar ne oğlum? Yol üstü seti. Last of Us'daki gibi ya. Yerden de biri kalkıyor. Uzanmıyor mu? Dur bir saniye. Sen ben beklesen. Sen beklesene, bulacağım onu. Vuracağım ben seni. Geliyorlar. Topuklar geliyorlar. Kaç. Dur, topuk 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 topuk. Hadi hadi hadi. Dövüşün sırasındaki topuk 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 topuk. Hadi 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 hadi. Kaç kaç kaç. Oğlum bana inmeye gidiyorsun ya. Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum bu manyak bu. Sen ne yapıyorsun ya? Arkada başkası var, başka bir şey yok. Oğlum gidiyor. Yırmağa gidiyoruz hocam. Hocam yırmağa gidiyoruz hocam. Yırmağa gidiyoruz. Çakıldık ama ya. Oyun açıldı. Şöyle buraya git diyor. Felaket sede çantası al. Bu ne mi? Bu arada oyunda kontrolleri yapmam gerekebilir çünkü böyle bir ay kontrollerinde oynamam ben. Ne be? Wow. Karanlık olur, hava kararıyor. Silah ve ilacı ihtiyacım var. Belki o neyse okuyamadım. Evet. Bu ne? Ölmüş felaketse de. Zaten ölmüştüm, bir şey yapmayacaksın lan. Ara. Hala bulduk. Lan. Zombies. Geber oğlum. Yani az çok parfümal gibi olmuş aslında. Mekaniksel anlamda. Hmm.
Hocam bile ses çıkmıyor bana. Malzemem bu. Biraz antikor ne var? Aha burada. Konserve mi bu? Al al abi. Ama hiç yere bakma, tamam mı? Boş mu? Boş mu? Oraya mı? Top top laf duruyordu. Nasıl boş olabilir ya? Açılmamış gibiydi. Antikor kurduk. Antikor serumunu kullanmak için dokunuyor. Niçin kullanıyoruz bunu? Ne yapıyor şimdi bu? Sağlık yükseldi ve taklanma şansı daha az mı? Buraya git diyor. Tamam. Oku. Nasıl okuyacağız arkadaşlar? Bu mesajı gören olacak mı? Bilmiyorum ama umarım bu bilgiler işine yarar. Bugün kaçtığım günden beri ikinci gün. Gözlerimi kapattığım gibi kampın duvarlarından içeri giren zombileri gördüğüm için dün gece hiç uyuyamadım. Daha da kötüsü sırtım çok fena ağrıyor. Bu kadar ağır bir sırt çantası taşıyabileceğimi sanmıyorum. Beni gerçekten çok ama çok yoruyor. Yan odadaki sandığın içinde ikinci tabancamla birlikte biraz mermi koydum. Çok iyi değil ama iş görür. Sıkışıp kalırsan umarım işine yarar. Unutma. Kafalarının dışına alman gerekiyor. Bu şekilde bu canavarlara çok daha fazla zarar verirsin. Hermia. Yardım ettin. Burada bir resim gibi bir şey var ama açamıyoruz bunu galiba. Çıkalım. Ha tamam. Keşfe devam et. Bu arada açıyormuş gibi yaptım. Aha. Çalmak için dokun. Cephane yok. Oğlum almadık için. Mermi yoksa onun... Mermi var dedim. Ha buradan mı dedim? Cephane he. Great. Vurmasak da olur mu? Oğlum ben... Şey bu arada ben böyle bu şekilde nişan alamam. Kafalarına vurman gerekiyor ama shotgun zaten. Saçını yittiği için. Bir saniye ben bir ayrıca bakmak istiyorum da ayrıca bakamıyorum şu an. Ben 3 parmak yapmam gerekiyor. 4 parmak burada çok şey olur mu? Belki 4 parmak yapabiliriz ama. Parolayı çöz. Bu ne? Açma neredemesi. Diski yavaşça saat yönünün tersine çevir ve sese ve aydınlatma efektine dikkat et. Sayıyı seçmek için serbest bırak. Saat yönünün tersine. Ha, saat yönü tersi burası oluyor değil mi? Hı. Bu arada ilk bakış oynayacağız yani ilk girişi oynayacağız. Sürücü açıdan verildik ve girişten sonraki olaylara bakacağız efendim. Biraz oynayalım bakalım ne olacak. Hikaye girişi olduğu için ayrı falan yapamıyoruz muhtemelen şu anda ama yapacağızdır. Askerler bizi durdurdu. Stop mı? Dur oğlum. Yalaş tempo'da kim verecekti burasını? Oğlum be benim göz bebeğim lan. Bu motor benim göz bebeğim oğlum. Kuzgunlar sınavda konuşurum. Resmi diyen... Sana bunu vursam olur mu? Kavramıyorum. Soruları kabul et. Kim var orada? Geçiş iznini göster. Göster.
silahın namlusuna bakarken nasıl cevap vermek istiyorsun? Ah çekme, ben sivilim, sakin ol, sana zarar veririm. Kesinlikle bir saldırıdan bizim için. Sınağa girmek istiyorsan kaydolup kontrolden geçmen gerekecek. Benimle gel, seni kontrole götüreyim. Götür. Muhtemelen zombi kontrol falan yapıyorlar burada. Right here, tamam. Ne yapacağım? Operation mı? İncirme kapı. Ameliy. Kuzgunlar sınavına hoş geldin. İçeriye girmeden önce muayene olmanın ve kaydının yapılması gerek. Bir tarayıcı kaldırır. Çok yaran var. Zombiler mi saldırdı? Tesisi kullanarak Dr. Michael giriş kapısını lütfen yaralı bir river. Dr. Michael giriş kapısını lütfen yaralı bir river. Şey falan. Gelin Mali. Şeri ve doktor bunlarsın ya. Yeni bir felaket istedin misin? Felaket edelim. Rahat ol. Burası kuzgunlar sınırına. Burada güvendesin. Sınırına ilk kez geldiğin için güvenlik gerekçesiyle bir sağlık ve emniyet kontrolü gerçekleştirmemiz gerek. Alınma lütfen. Şeri nasıl cevap istiyorsun? Tabii ki yani senin. Oğlum abla sana hayır diyemem ben ya. Hadi gelin gidelim. Teşekkür ederim bu arada. Bu Dr. Michael kontrolünün ötelerinde o sorun olacak. Bu mu lan? Neyse. Dr. Michael. Selam, ben Dr. Michael. Kuzgunlar sınavının tüm tıbbi faaliyetlerini ben idare ediyorum. Tıbbi yardım amacıyla bazen diğer karakollara da gidiyorum. Yaralarına bir bakayım. Bak, neyse ciddi bir şey yok. Sadece bir durum. Oğlum, kıyafetin üstüne nasıl anlaşılır? Zaten zombiler bize vuramadık. Çok pek vurdu. Böyle bir kez vurdu ama hatırlamıyorum. Tamam. Vuramadı lan. Neyse beni takip et. Sana dinlemen için bir yer bulayım. Bul abicim. Gidelim. Bu taraftan. Daha yavaş. Eskisi kadar genç değilim. İkinci bölüm. Burayı bir bak. Başlangıçta burada bir moloz yığınından başka bir şey olmadığını halledebiliyor musun? O günleri hala hatırlıyorum. Kuzgunlar her şey baştan ve kapısına yeni bir amaç verdi. Nehir boyunca hiç çiftlik ve evi veya tarla yoktu, sadece yaban vardı. İnsanlar tüm bu canlı hayvan bulmaya yönlendiren Kane'di. Caitlin sinyal kulesini ve helikopteri hazır ve çalışır vaziyette tutmak için de geceleri uykusuz geçirmiştir. Pek konuşamayabilir ancak kişilere ailesini tutunuyor. Okul mu? Bu gece burada kalabilirsin, eminim mutlu ayet. Okulda mı kalacağız? Apartman veriyor, onu bize. Güzel manzara var. Oğlum bu ay benden bir yerden tanıdık geliyor ama... Nerede? Doktorun talebi. Ayrıca bu cihaza da ihtiyacım olacak. Bakalım bulabilecek miyim? Peh, gerçekten de yaşlanıyorum artık. Hapsim eskisi gibi değil, oturma odasını unutmuş olmalıyım. Çok süper bir cihazdır. Kayıt olduktan sonra fiziksel durumuyla ilgili her şeyi kendin kontrol edebileceksin. Çoğu zaman bu cihazlardan bile önemli olacak. Doktora nasıl cevap vermek istiyorsun? İyi fikir. Git hemen bakacağım. Aramdaki bu dostuma güvenmeyi tercih ederim. Arkamdaki dostuma. Şimdi oğlum, bakalım yani. Öyle şeye gerek yok. O falan gerek yok. Oturma odasındaki sehpanın üzerindedir. Tamam. Abi bir benim bir başımı bırakır mısınız lütfen? Oyunu öğrenmeye çalışıyorum. Evet. Al. Başlatma süreci başladı. Taranıyor. Veri modelleme devam ediyor. Yüklenen kabuğunu kemik doğrulmaz alıyor. Bu bip sesleri ne? Hayatta kalmalı. Açlığımız var, temizliğimiz berbat gibi. Berbat değil de, iyi. Aklımız diye evet. Vücut diye. Oğlum form diyor, oğlum biz iyiyiz ya. Çok bir şey yok. Ne yapabiliyoruz? Bu ne? Giysilerini yıka. Wow. Hocam. Neyse. Giysilerimiz yıkanıyor efendim. Bak.
Ne bakıyorsun oğlum? Kapıyı kapatsana da. Kapıyı kapatamıyor muyum ben? Kıram çıkacağım ben. Mis gibi. Oğlum, oğlum. Pervolle yıkandı. Bak şimdi. Bunun televizyon izleyelim hadi. Aç. Kurulabilir mi? Neyse, oyun biter bir biz de gezelim. Doktorun günlüğü mü? Yani size bir şey ama doktora söylemeyin, tamam mı? Oku. Aa, yani dosya çok. Hava kararıyor ve kampta yıkılan ateş tek tek sönüyor. Benim gibi her geçen gün daha da az uyumaya başlayan ihtiyarlar hariç herkes uykuya dalmış durumda. Dışarıda rüzgardan ve öten kargalardan başka bir şey yok. Güzel bir manzara diyemeyeceğim ama şu an son derece heyecanlıyım. Doktor C'nin mektubunu çıkarıp tekrar okudum. Bir sorunun daha üstesinden gelebildiklerine çok sevindim. Belki de ölmeden bu virüsün çaresinin bulunduğunu gördüm. Ama Doktor C'nin yanında en uzun süre çalışmış asistan olarak benim de onunla birlikte yeraltı laboratuvarını almadıklarına hala kızgınım. Diğer asistanlar için kötü demiyorum kesinlikle ama hiçbiri benim yerimi tutmaz. Egoistlik var biraz doktorumuz ama neyse. Neyse. Kuzgunlarla kaldığım iyi oldu sanırım. Buraya güvende tutabilmek için bir doktor ihtiyaçları vardı ve ben de onlar için elimden geleni yapıyorum. Bugün bir grup gönüllü daha geldi. Çok disiplinsizler ve tıp alanında çalışmaya pek istekli değil gibiler. Ama aralarında her söylediğimi bir çırpıda kapan çok zeki bir kız vardı. Adı Sherry. Artık gece oldu. Sanırım ben de uysam iyi olacak. Yarın yapmam gereken iki ameliyat var ve Kane'i yüzüstü bırakamam. İyi, en azından teknolojiden muaf değiliz. Muaf doğru kelimemi bilmiyorum ama neyse. Burada başka ne var? Kullanamıyor mu? Kullanamıyor galiba. Kullanamıyor galiba. Her minnotları var burada. Banyo mu yapacağız? Banyo yap hocam. Hocam. Oh, güzel güzel yıkıyor, tamam mı? Nice. It's been a while since I had a hot bath. Definitely sleep well at night. I'm so tired. That bed looks really comfy. Tamam uyuyacağız bir saniye. Oku bunu. Hermia mı? Hermia bize yardım eden kişi mi bu? Kaçtığımdan bu yana 9. gün başardım. Başka bir sınava geldim. Daha bir saat öncesine kadar bunu başarabileceğimi sanmıyordum. Düşünebiliyor musunuz? Etrafım zombilerle çevrilirken bir arabanın bagajında tıkılıp kaldım. Zombiler metal araba kapısını tırnaklarken nefes almaya bile cesaret edemiyordum. Kane ve onun devriye ekibi beni kurtararak bu harika yere getirdi. Burada gördüklerime inanamıyorum. Sıcak su, elektrik ve güzel bir yatak. Bu arada yatmak sırtımın arasında geçirdi. Bu bir rüya ise bırakın da bu yatağın keyfini biraz daha çıkarayım. Yukarıdan beni izlediğini biliyorum. Anne, teşekkür ederim. Kane'in gelip beni kurtarmasını sağlayan sensin. Hermia. Annesi, Allah rahmet eylesin. Uyuyalım. Uyu. Tamam, uyuyoruz. Rahat yatağında yatarken tüm vücudunun gevşediğini hissediyorum. Uyuyor. Nasıl uyumak? Sonunda sağlam bir göz uykusu çekeceğim. Aç pencereyi, bak oğlum dışarıya. Hepsi uyumadığımız zaman bu arada. Bu ne lan? Hocam, bak, egzersiz yap. Sizin egzersizini su... Oğlum git, adam gibi dumbbell kaldır. Oğlum bu ne? Sıkıla şunu. Hadi. Şöyle bir bakalım. Tuvalet yapalım. Ha kedicik.
Oğlum hiç hoş değil kedinin önünde bak. Kedi gitti mi? Sadece onlar için özel bir animasyonmuş. Aşağı mı ineceğiz? Yansımayı kontrol et. Efendim şuraya bak, kum yağ çamur sanırım dün keçi gezin bayağı dolu dolu geçmiş. Ha şimdi yıkamamızı isteyecek. Oğlum tüm yıkadık ya, oğlum bunu niye şey yapmadın ya? Tüm yıkadık işte. Çamaşır makinesi. Oo bir sürü ifade var. Niye kapalı? Operasyon etkinliğine alınacak diyor. Buzdolabında bir şey yemeyecek miyiz? Hayır. Şöyle gidiyoruz. Yatakhaneden ayrı. Güzel bir uyku çektiğine sevindim. Çılgınca bir şekilde kumayasın diye gece boyunca tetikte bekledim. Yapsaydın paldır küldür ona odana dalacaktım. Haha sen ne komik birisin. Bu hiç komik değil. Sempati kuralım arkadaşlar. Arkadaşlık iyidir. Gerekir. Şaka yapmıyorum. Bundan dışında alıp buraya sızmak isteyen bir sürü kötü şey var. Sen onlara benzemiyorsun. Kuzgunlar sınırına hoş geldin. Şeyliyle arkadaş olduğunuzu duydum. Onu arıyorsan sağdaki yolu takip et. Ama duvarın... Anıma duvarındadır. Duvarındadır. Bunu kullan. Ne geldi kullan abicim. Bul. Seni bu kadar kısa süre içinde tekrar görmeyi beklemiyordum. Biraz daha dinler misin? Dinlenmelisin. Yarın epey ciddiydi. Oğlum bu kız da bir şey de ölecek ama hadi neyse. Ufak tefek birkaç sıyrı pek kötü sayılmaz. Hepinizi ne arıyorsunuz bu arada? Kane mi oradaki? Bugün gerçekleşecek anma töreni için hazırlanıyoruz. Gidip Kane ile konuşabilirsin. Kendisi Kuzgun ekibinin ve sınırlarının lideri. Yine dostlarımızın bir kısmıyla daha yaralaşıyoruz. Son 4 yılda bunu kaç defa yaptığımızı hatırlamıyorum bile. Yine de insan alışamıyor buna. Hekim olmaya ve Dr. Michael Denzelet'inde eğitim görmeye karar verdiğimde daha fazla insana yardımcı olabileceğimi umuyordum ama yine de kurtaramadım çok insan oldu. Sınakta yapabileceğim pek çok şey var ancak dışarıya adım atar atmaz kendi türümüze karşı da çok temkinli olmak zorundayız. Eski çeteciler, suçlular ve paralı askerler gibi bir sürü iyi insanı kaybetmemize neden oldular. Üzgünüm, bu konulara girmemeliydim. Herkesin hayatı zor. Bu karamsar hislere kapılmama gerek yok. Şeriye su diyorum sen. Şeriye rahatlat. Şeriye cesaretlendir. Cesaretlendir ya. Umutsuza kapılma Şeriye. Sınaktaki insanlar sana güveniyor. Onlar pes etmiyorsa sen de edemezsin. Haklısın. Hangi şartlar altında olursa olsun uğruna savaştığımız şeyi unutmayalım. Dün sığınağın radyo istasyonuna erişmen için başvurdum. Kanala erişim için iletişim uzmanımız Matilda ile konuşmam yeterli. Tamam, şeri bitti. Gidelim hadi. Garip şehirden gelen felaketse de sen misin? Başarmışsın. İyi ki dün telsizden sürekli anons geçmişim. Seni kanala eklemeden önce kuskunlar hakkında birkaç şey anlatayım. Senin merak ettiğin bir şey var mı? Matilda'nın sana ne anlatması istiyorsun? Sığınağın geçmişini, sığınak yerleri, sığınağın hedefleri, sığınağın geçmişi. Burası geçici sığınma kamplarından biriydi. Kane, Carter'ın ve Dr. Michael'ın burada hizmet ediyordu. 4 sene önce felaket patlak verdiğinde karargah ile iletişimden kopsa da sığınmacılar gelmeye devam etti. Böylece Kane sığınmacıların ve askerlerin buraya bir sığınak haline getirmelerini ileri gitti. Ben de sığınmacılardan biriydim. Beni kabul etmeseydi çoktan kurtlara yem olmuştum. Başlarda işler gerçekten zordu. Sürekli yiyecek, ilaç ve silah sıkıntısı yaşıyorduk. Üstelik dışarıda kol gezen tüm o şeyler püskürtmek zorundaydık. Ama başardık. Sığınağı bugünlere getirdik. Hatta sağlam bir güç kaynağımız ve musluk suyumuz bile var. Sığınak üyeleri, sığınan hedefleri. Sığınağın hedefleri. Neyse belki Kane daha fazla şey anlatır. Neden bilmiyorum ama bence senin hakkında bayağı olumlu düşünüyor. Bu arada radyoyu açmayı unutma. Set masasının üstünde bağlanınca herkes selam vermeyi unutma. Matilda'nın sana ne anlatması istiyorsun? Sığınan üyeleri. Kane'in kurduğu sığınak kuzgunun ekibi olarak yola koyuldu. Üyeler ise Sherry, Catherine, Roman ve Tang ve Yevgeni.
Yevgeni, neyse. Fakat bir görevde Yevgeni kayboldu. Yorgunç, korkunç görünse de çok kibar biriydi. Yorgunç ne mi? Başım ağrıyor, başım ağrıyor. Dünyanın her yerindeki oyunculara merhaba. İstemiyorum oğlum. Aleyküm selam, selam aleyküm selam. Bende 60 FPS yazmış birisi. Çok da şey, ya tamam. Bende de 60 FPS olması lazım ama. Diğer gibi sen. Hiçbir şey yapmak istemiyorum be. Oğlum benim adımı niye beni zorla bir şeye gönderiyorsun abi? Bu benim motorum bu arada. Gibi duruyor. Benim olmayabilir. Taştın tabii ben değilmişim. Tamam. Carter'la görüşebilirsin. Kendisi taktik uzmanımızdır. Sana birkaç püf nokta öğretebilir. Kane'e sana bir görev verdi. Kararın... Oğlum bana bırak la. Kuzgunlara hoş geldin. İyi haberlerini duymak için sabırsızlanıyorum. Oğlum heyecanlanma lan. Hadi gidelim. Montörlerine malzemelerinin durumunu takip et. Tamam. Tehlike her yerde. Kol geziyor. Çatışma hazırlığı. Cephane sandığı. Hareket halinde ürettim. Hareket halinde ürettim. Aldınız. Oğlum biz. Hadi gidelim. Hadi gir çabuk oğlum. Ben oyuna geçmek istiyorum be. Kayıt 150 saat sürecek. Mermi kovanı. Ne gerekiyorsa. Oğlum al şunu da. Al. Al. Onu niye aldık oğlum biz? Bak yakıt alalım. Özel antikatör alalım. Bitki defi alalım. Portatif formülü açmak için dokun. Üretilebilir, üret. Ah. Oğlum bana ne yapacağımı söyleme sürekli. Bana ne yapacağımı söyleyen insanlara nefret ederim bak. Bizde cephane var ancak su ve gıda yok. Burası ne? Tam burasıymış. Anlıyorsun herhalde. Tamam. Kaptan Kane seni görmek istiyor. Oğlum ben bu Kaptan Kane'sin de var ya. Bir rahat vermediniz oğlum. Bir oyunu anlayalım be. Bir oyunu görelim be. Yeter be. Kaptan. Sokacağım kaptanına da be. Oğlum buraya bu motoru kim koyuyor be? Burası böyle bir yer değil be. Yardım edin. Tamam yardım edin. Görünüşe göre hazırsın. Şehir hangarı seni bekliyor. Tamam. Sıra senin dönmeni bekliyorum. Umut her zaman vardır. Evet evet. Hope always survives. Evet. Haklısın abicim. Sherry zaten bir sığınak ismi değil mi? Ben öyle bir şey de ona benzer bir şeydi dur. Buna mı bineceğim? Ya Sherry. Sherry'i bulduk zaten. Dr. Michael Şafak Fakti Kızılçam Karakolu'na doğru yola çıktı. Duyduğumuza göre orada işler pek iyi gitmiyormuş. Bize de bir ancak yola koy. Biz de bir ancak yola koyalım. Yola koy. Kızılçam Karakolu'na gitmeden önce sana biraz... Genellikle görevler yayınlarda geldi onlarla... Bu operasyondan emin değilim. Emin değilse yapma o zaman ya. Karakolun daha önce de kuşatıldığı oldu ancak bu sefer zombiler kesinlikle daha ciddi görünüyor. Zombiler ciddi mi görünüyor ya? Oğlum surat olmayan bir şey nasıl ciddi görünecek? Oğlum bu zombilerin beyni yok. Nasıl böyle bir plan yapabilirler ki mesela bu çok mantıksız bir konuşma olmuş bence. Zombiler daha tehlikeli görünüyor diyebilirdi mesela. Diyalogda bir hata var. Düzeltme yapayım da benim. Neyse. Oğlum bana bırakın. Baba geldi. Ortama ayak bastı baba. Baba geldi baba. Baba geldi baba. Neredesiniz oğlum?
Gel lan. Hani burası mı? Bekle benim. Benimle kafa mı buluyorsunuz be ya? Zombiler geliyor, tamam. Oğlum dört parmak değil, ben oynayamam böyle. Oğlum basamıyorum. Tuşa basamıyorum. Nöbetçi muhafız hiçbir bok yaptı yok bu arada. Oğlum hepsini meme temizleyeceğim ya. Bunlar buraya etiket mi bu arada? Neyse. İşleri halledebilirim. Üzgün değilim. Ya Kane çıldırdı ya da sen aklını yitirdin. Buyur, bu tuzaklı bombayı al. Sıradan zombilerin dikkatini çekmek için bunu kullan. Yetenektir. Aç. Zombiler geliyor, zombiler geliyor. Geri çekilin, geri çekilin. Fuck off. Bu ne lan? Hocam, anlaşmamızda bu yoktu hocam. 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 Öldü ya, pek bir yok olmuş. Neyse. Lan, anladım. Hallettim hallettim, merak etmeyin. Yine bundan konuşacağım. Hayran kaldın değil mi benim mükemmel vuruşlarıma? Geri adım atma. Bizim şakaklarına karşı minnettarlığımızı bir nişanesi olarak karakolun yüzeyindeki komuta sana hediye vermeyi karar verdik. Buraya genişlemeye planladığımız yeni bir bölge nehre yakın ve birçok bitkiyle hayvan ev sahipliği yapıyor. Hem oralarda pek zombi de olmaz. Hepimiz burayı senin almanı istiyoruz, lütfen kabul et. Yapabiliriz. Tamam tamam hadi. Hadi sen oğlum. İnşaat tezgahı al. Dua ediyor, çim kaldırıyor. Bu nasıl bir şey? Dur bir saniye. Tamam. Ne be? Yerleştir. Üret. Üret. Tamam, tamam be, tamam be, duvar koyacağız, dur. Duvar. Yerleştir, yerleştirelim abicim. Yani, 3 saattir bunun için uğraşıyorum diyebilirim. 3 saat değil ama neyse. Kefeleri koyamıyormuşuz abi, gardırop, şey, bunun dolabın neyse artık. Bu materyallerden birini tıklayıp ekleye basacakmışız, neyse. Çıkalım buradan nihayet. Buraya geleceğiz yine. Üret. Kapımız yokmuş. Üret kapı. Kapı üret. Hadi şöyle bir inşa edelim. Kapı. Üret. Bitti. Akşam yemeğinde kullanabileceğimiz malzemeler olduğunu söyledim. Şimdi sorsanız muhteşem değil ama gider. Nasıl bir aşçıyımdır? Oğlum kendimize şey yapmayalım tabii, ben iyi bir aşçıyım. Umut verdik, hadi bakalım. Gıda malzemelerini al. Pişir. Et pişir.
ısı malzemeler üzerinde inlemesinde bir etki gösteriyor. Kısa süre sonra tencereden iştah açısı. Sıcak mı? Yiyor musun kızım? Hanım. Tabii canım. Evet, biz öyleyiz. O dediğinden. Ye. Sadece pişirdik, bir yok yapmadık da. Neyse. İlk gece mi? Müthişti. Ailemle tatilde olduğum zamanlardaki gibi evde yaptığımız yemekleri hatırlattı. Dalıp giden şeyinin geçmişi hatırladığı belli. Tamam. Neyse, güvenli bir bölgede olmadığımıza göre sırayla nöbetlememiz gerekiyor. Tek başına başarabilecek misin? Neden bunu beraber halletmiyoruz? Ben sıradan bir yan komşu değilim. Kuzgun ekibine üyeyim. 4 saat sonra gelip beni al. Tamam, bu kadar tarla çıktım. Ben uyuyorum. Takılan montajını ötmeye başlıyor. Telif kokusu alıyorum, Gece bekçisi, hadi. Uyandırdın mı? Affedersin. Nöbetteyken hep şarkı söylerim. Özellikle canım sıkkınsa. Biliyor musun, onu şarkı söylemeye bayılırdım. Hatta albüm bile çıkarmıştım. O zamanlar müziğin dinlemeyeceği acı, acı yoktu. Zannederdim. Ta ki felaket patlak verene kadar. Gülümseyip elini tıbbi malzeme sonrasına götürüyor. Peki şimdi bunun... Acıları daha iyi dindirdiğini anlıyorum. Umarım bir gün tekrar herkesimizi iyileştirebilirim. Eminim ki o gün gelecek. Neyse gidip uyuyayım ben. Yarın görüşürüz. Hadi. Tamam, sen uyu. Havlu yol savunma. Ha, bunu yapacağız ekipman yapmak için. Tamam. Bunu burada yapalım. Ekipman tamir tezgahı. Onlar. Tüm onlar. Bunlar da. Yeterli malzememiz yok. Of. Başka ne yapabilirim? Çalışmasız. Zaten bir tane yaptık ya. Ha, aynı şey değil. Ha, burada yeni silah üreteceğiz, tamam. Üret. Bakalım ne üretebileceğim, bak. Merak ettim şimdi. Üret. Ama sen burada da uyuyor gibi bir sistem getirirse var ya. Yani ne bileyim artık. Efsanenin yolculuğu. Kayalar mı gideceğiz? Bu ne be? Onun bu şey Falcon'a benziyor lan. Bu karakter Falcon'a benziyordur. Hani şey öncesi vardı ya. Kaptan Amerikan yerine olacak. Ulan şey yakalakan da bir tek şey. Harbiden Falcon'a benziyor. Belki de olur lan. Harbiden. Tamam, çık. Artisteye gerek yok. Oyuna Falcon'u getirmişler ya. Şimdi ben başlığı çakmadım mı? Oyuna Falcon geldi diye. Hadi oğlum. Hadi. Tamam. Takvim. Git. Bir şey kabul etmeden önce bir gidelim şu yere de. Aracımız. Taşıtlar. Oğlum kullanılıyor da ben bunu nasıl getireceğim be? Aha. Aha, buradan yapabiliyoruz yerleri. Otomatik tepe, otomatik atla.
Kapalı. Ya arkadaşlar ben yapıyorum da bunu tam olmuyor. Yani gittim aracı çağırmayı denedim, bir şey yaptım falan olmadı. Ama kontrolü de düzelttim, merak etmeyin. Artık kankanız daha iyi şekilde şey esasla inme diyordum, neyse. Hadi. Evet. Bu ne? Oğlum biz geldik, hadi. Abiniz, baba geldi baba. Bu arada kara hızlı minimumdaymış, onu da attırdım sanırım. Tamam. Onun arkadan saldırdı. Piç. Ulan ne yapıyor lan bu? Kafasına vur, kafasına vur. Sıkıştı, köşeye sıkıştı. Piç. Vursanız oğlum şunu. Tamam. Ne oldu? Canımız gitti mi azıcık? Evet arkadaşlar, Undown'un ilk bölümünün sonuna geldik ve diğer bölümlerde videoların devamı için lütfen abone olun, like atın ki bileyim artık, yani izlemiyorsanız ne çekeyim ben bunu. O yüzden bunu belirtirseniz sevinirim. Hoşçakalın, bay bay.